Muhammed Aleyhisselam'ın münafıkların alametleriyle alakalı çeşitli hadisleri var. Bunlardan bir tanesinde münafığın alametinin 3 olduğunu söylüyor. Bir başkasında da bir dördüncüsünden daha bahsediliyor. Öncelikle hadisin şu kısmı 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de bu huylardan bir bulunursa onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunur diyor. Ve arkasından bu huyları sayıyor. İlki, izâ haddese kezebe. Konuştuğunda yalan söyler. İkincisi, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder şeklinde tercüme ediliyor. Fakat burada emanet kelimesi geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de emanet kelimesinin geçtiği ayet-i kerimeler de var. Özellikle emanete riayet kelimelerinin olduğu gibi kullanıldığı ayetler de var. Fakat buradaki ifade aslında ve izâ âhede gadara. Yani bu bir emanete ihanet de olabilir. Verilmiş bir söze ihanet de olabilir. Bir sözleşmeye ihanet, ona karşı gelme anlamında yalnızca emanet değil, biraz daha geniş bir kapsamı var buradaki ifadenin de. Sonra devam ediyor ve izâ veâde ahlafe. Yani bir vaatte bulunduğu zaman, bir söz verdiği zaman bir kişiye şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğinde mutlaka sözünden döner. Ve izâ hâseme fecera. Bu da hasımlık ettiği zaman, yani düşmanlık ettiği zaman aşırıya gider. Yani çok fazla taşkınlık edecek derecede haksızlık yapar, haddi aşar. Bunların Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı yerler, münafıklarla ilişkileri nerelerde kuruluyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle zaten Münafıkun suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Münafıklar sana geldiklerinde biz şahidiz ki sen kesinlikle Allah'ın elçisisin derler. Evet, Allah biliyor ki sen kesinlikle onun elçisisin. Ama Allah şahit ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Şimdi yalancılık özelliğinden zaten burada bahsediyor. Niçin bunlar yalancı? Söyledikleri söz yanlış mı? Hayır. Yalan mı? Hayır. Ama söyledikleri şeyi inandıkları için değil, artık onu reddettikleri halde bir çıkar elde etmek için söylüyorlar. Yani kalplerinde olmayan bir şeyi onlar söylemeye çalışıyorlar. Allah'ın kesinlikle şahit olduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın da bildiği bir şeyin, bu kadar açık ve gerçek bir şeyin karşısında Allah'ın bu sözü söyleyen kişilere yalancı demesinin nedeni işte ağızlarından çıkanla kalplerinde olanın ve niyetlerinin farklı olması. Yine ayet-i kerime devam ediyor. İkinci ayette de onlar yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan ayrıldılar. Onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce inanmaları, sonra kafirlik etmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturulur da artık onlar kavrayamazlar. İnanmışlar. Ondan sonra imanlarının üzerine örtmüşler. Sonra kafirlikte öyle ileri gidiyorlar ki yalnızca çıkarları için yalan söylemeye devam ediyorlar. İnsanların arasını bozmak ya da insanları dinden döndürebilmek için yalan söylemeye devam ediyorlar ve planlı olarak, kasıtlı olarak bunları yapıyorlar. Bu şekilde de Allah'ı aldatacaklarını zannediyorlar. Sanki ağzından çıkanı Allah bilmiyormuş, kalbinde olanı Allah bilmiyormuş gibi. Buradan net olarak münafıkların yalancı olduklarını anlamış oluyoruz. Vaadini bozma meselesinde ise yine hem söyledikleriyle kalplerindekinin farklı olduğu konusunda Fetih suresinde de var. Bunlar savaşa çağrıldıkları halde geride kalan, gitmeyi istemeyen kişiler ki zaten münafıkların özelliklerinden bahsederken özellikle Tevbe suresinde de başka ayetlerde savaşa çağrıldıkları zaman, Allah için cihada çağrıldıkları zaman sanki ölüm baygınlığına girmiş gibi olurlar diyor. Gerçekten savaştan kaçıyorlar, korkuyorlar. Allah yolunda cihad etmek istemiyorlar zaten. O yüzden burada da taşralı Araplardan geride kalanlar bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. O yüzden bizim için Allah'tan bağışlanma dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki Allah size bir zarar vermek istese ya da size bir fayda sağlamak istese ona karşı sizin için kim ne yapabilir? Bunlar da işte münafığın gene bir özelliği. Fetih suresi 11. ayette o kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylemeleri. Bir başka ayet serisine geldiğimizde de Haşr suresinde yine şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Ey Muhammed, 11. ayetten münafıklık edenleri görmedin mi?
Ehli kitaptan kafirlik eden kardeşlerine şöyle diyorlar. Siz buradan çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin karşınızda yer alan kimseye hiçbir zaman boyun eğmeyiz. Sizinle savaşılırsa kesinlikle size yardım ederiz. Allah şahittir ki bunlar kesinlikle yalancı kimselerdir. Bakın ehli kitaptan kafirlik eden kardeşlerine söylüyorlar. Bunlar münafıklar. Yani kafirleri bile aldatmaya çalışıyorlar. Onlara karşı bile yalan söylediklerini belirtiyor Allah. Onlar çıkarılırlarsa bunlar kesinlikle onlarla beraber çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa asla yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile kesinlikle sırtlarını dönüp kaçarlar. Sonra kendileri de yardım görmezler. Yani tamamen yalan, tamamen verdiği sözden caymak üzerine kurulmuş bir yaşam biçimleri, bir politikaları var münafıkların. Yalan ve vaadini bozma konusunda peki Allah-u Teala müminlere ne söylüyor? Mesela söz vermek hakkında Allah-u Teala'nın bir uyarısı var Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde. Ey inanıp güvenenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefret uyandıran bir iştir diyor. Eğer bir insan yapmayacağı bir şeyi söylerse zaten tutmayacağı bir sözü vermiş demektir en baştan. İşte bu da demin anlattığımız münafıkların bir özellikleri. Zaten tutmayacak, yapmayacağı bir şeyi söylüyor. Hatta bunu bile bile yapıyor. O yüzden bir müminin böyle bir davranışı yapması düşünülemez. Tam bir münafıklığı alameti. Allah katında büyük bir öfke, büyük bir nefret uyandıran bir iş olduğunu bunu söylüyor Allah-u Teala. O yüzden müminlere böyle bir uyarıda bulunuyor Allah-u Teala yapmayacağınız şeyi söylememe konusunda. Bir başka özelliği de yine münafıkların düşmanlıkta ileri gitme konusu. İşte o hasımlık ettiği zaman haddi aşar diye. Bu konuda Allah-u Teala Kur'an'da müminleri uyarıyor. Maide suresinin 2. ayetinde bir topluluğa olan nefretiniz sizi aşırılığa sürüklemesin diyor. Bir kimsenin cezası ancak onun yaptığının karşılığı kadardır. O nedenle Muhammed Aleyhisselam Medine'den Mekke'ye geldiği zaman Hazreti Hamza'yı kiralık katil tutup öldürten Hind'i dahi bağışlamış. Geçenlerde gelen bir misafirimiz vardı. Böyle bir kişiyi görse ne yapar bir insan? Amcasını öldürten, işte onun uzuvlarını kestiren vesaire böyle bir insanı parçalatır diye düşünüyordu. Ama hayır, canı alınırken dahi, öldürme hakkından, kısastan bahsederken dahi Allah-u Teala ayet-i kerimede cana karşı can, ama bu kısas talebinde bulunanlar da öldürmede aşırı gitmesinler diyor. Bakın öldürmenin aşırısı olur mu? Onda dahi var. Yani düşmanlığın, hatta adam öldürmenin, kısasın dahi aşırılıklı olmaması lazım. Bir insan can mağalı canı alınır ama işte ona eziyet ederek, şöyle yaparak, böyle yaparak bunu yapamazsınız. Allah-u Teala sizinle savaşanlarla savaşın ama haddi aşmayın diyor. Demek ki savaşta dahi had, hudut var. İşte savaş suçu denen şeyler var. Biliyorsunuz şu anda Gazze'de maalesef bolca işlenen, artık savaş vesaire hudutlarını da aşmış vaziyette, ama yani savaşın dahi bir ahlakı vardır. Düşmanlığın da bir ahlakı vardır. Size yapılanın misliyle karşılık verebilirsiniz. Size yapılanın telafisini isteyebilirsiniz ama had hudut tanımadan her şeyi yakmak, yıkmak, yok etmek gibi bir amaçla çalışılmaz. Düşmanlıkta bile bir hudut bilinmesi gerekir. İşte münafıkların alametlerinden bir tanesinin bu hudutları bilmemek olduğunu da söylüyor Resulullah. Yine münafıkları anlatan başka ayet-i kerimeler Nisa suresi 60 ve 61'i ben hatırlatmak istiyorum hocam. Şimdi hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inandığını sanan kişileri görmedin mi? Kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şeytansa bunları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve bu Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olur? O zaman sana gelip Allah'a yemin ederek biz sadece iyilik yapmak ve arayı bulmak istemiştik derler. Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı mesafeli ol ama yine de öğüt ver. İçlerine işleyecek etkili sözler söyle diyor. Münafıkların davranışlarını görüyoruz. Öncelikle şimdi bir çıkar için bir tarafa yönelmişler. Kendileri diyorlar ki biz sana indirilene inandık, senden önce indirilene de inandık. Amenna diyorlar.
Ama yine ne yapıyorlar? Tağutun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Yani Allah'ın indirdiği hükümleri beğenmiyorlar ve başlarına bir şey geldiği zaman onlara başkalarının, kendi işlerine gelen artık her kimse, onların yücelttikleri varlıklar, kişiler, onların kanunlarıyla, kurallarıyla hükmedilsin istiyorlar. Onların araları buna göre bulunsun istiyorlar. Yani aslında içlerinde Allah'ın indirdiği kitapla tatmin olmuş değiller veyahut da ilk başta tatmin olmuş ve bunun üzerine öyle örtmüşler ki artık Allah'ın kitabını kabul etmiyorlar içlerinden. Bu nedenle de başkalarının hakemliğine başvurmak istiyorlar. Sonra tabii bundan dolayı başlarına bazı sıkıntılar geliyor. O zaman da diyorlar ki aslında biz öyle yapmak istememiştik. Bizim amacımız işte şöyle iyiydi, böyle iyiydi vesaire. Yani yalancılığın ve tabiri caizse dönekliğin türlü çeşitlerini sergiliyorlar bu insanlar.